Rummenigge'yi gördü. Rummenigge gidiyor. Sahiden şunu hep yaparlar da. Ronaldo. Ay çok tatlı bir atak. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emzik Amalak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizin yorumlarınızdan gelen en farklı çalışır deniyoruz ama az önce ben bu maç öncesi konuşmayı yaptım, tatlı tatlı minnoş minnoş konuştum, kaydı başlatmamışım biliyor musun? Allah seni zoruma gitti. O yüzden her şeyi baştan alıyorum, hiçbir şey olmamış gibi kendi kendime konuşmuşum. Hocam bu challenge ne? Hemen ona bakalım ve bizden ne istemiş. Bu challenge 3 saatte 79 beğeni almış, bayağı istenilmiş, yapayım dedim. Hocam Nurgül Çakır, büyük ihtimalle kardeşim annesinin ya da ablasının hesabından yazıyor. Demiş ki challenge abi, Şampiyonlar Ligi kupası almış, 11 takım seçeriz baba. Üzerine de o takımların en iyi oyuncusunu al, 2 fark atamazsan bir ikon sil, abi ne olur yap demiş, biz de yapalım dedik. Nurgül'e teşekkür ediyoruz buradan. Hocam kimleri aldık? Tabii ki de sizin tercihiniz değişebilir. Örnek veriyorum, ben Milan'dan Ronaldinho'yu aldım. Siz Kaka'yı da alabilirsiniz. Kafanıza göre siz de oluşturun bakayım Şampiyonlar Ligi takımlarının en iyi 11'inizi. Ve hocam ben burada Bayern Münih hakkımı Rummenigge olarak kullandım. Çünkü Rummenigge tartışması Bayern Münih tarihinin en büyük futbolcusudur. Hani başka oyuncular da koyulabilir. Örnek veriyorum Philipp Lahm denilebilir. Schweinsteiger denilebilir. Hatta şu an bir Lewandowski var. Onlar da koyulabilir ama Rummenigge'yi hiçbir Alman tartışmaz ki. Şu anda Bayern Münih'in başkanı yanlış hatırlamıyorum. Adam babalar gibi yönetimde de var şu an. Üzerine Barcelona deyince tartışmaya kapalı bir durum. Net alınacak isim Messi'dir. Vallahi üzerine adam bıçaklarlar. O yüzden hiçbir konuya da girmeye gerek yok. Baktım hocam Juventus'a kimi koymam lazım? Pirlo'yu da koyabilirdim aslında. Del Piro'yu da koyabilirdim. Ama ben Ronaldo'yu koymak isterim. Çünkü eğer ben Ronaldo'yu Juventus'tan koymasaydım Real'den de koyardım, United'dan da koyardım. Yani Ronaldo illa bu kadroya sokardım. O hakkımı Juventus olarak kullandım ve koydum. Ofansif orta sahada Milan Ronaldinho'su aldım hocam. Siz burada Kaka diyebilirsiniz, Zeka Golit diyebilirsiniz, Van Basten koyabilirsiniz. Ama ben burada biraz tarzsızlık yaptım. Çünkü ben Milan'ın Ronaldinho'sunu o dönem canlı canlı izledim. 80 numara Ronaldinho'ya bayılan bir adamdım. Hatta bu kartı geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Fakat istediğim gibi gelmedi. Çok yavaş geldi. Aşırı teknik, çok tatlı bir oyuncuydu Milan'da. O yüzden Ronaldinho. United'dan da Scholes'u kullandım. Niye Scholes'u kullandım? Çünkü arkadaşlar Beckham'ı her zaman oynatıyoruz biliyorsunuz. Farklılık olsun istedim bir tık da. Ve hocam diğer Şampiyonlar Ligi almış takımlardan biri Benfica oyuncusu João Mario'yu da koydum. Sol bek'e tartışmasız Carlos var yine. Üzerine konuşulamaz. Üzerine sağ bekte hocam Ajax'ın Mazzoi'si var. Ajax şaka maka 4 tane Şampiyonlar Ligi almış. Ayrıca baktığında Arsenal hiç Şampiyonlar Ligi alamamış. Nottingham Forest, Aston Villa hepsi Şampiyonlar Ligi almışken. Hatta ta eskiden Borussia Dortmund da Şampiyonlar Ligi almışken Arsenal alamamış. Garip bir istatistik olmuş. O da onun üzerine Inter'den Bastoni'yi aldım. Liverpool'dan da Van Dijk aldım hocam. Kalede Çehi koydum. Böyle tatlış bir kadro oluşturdum. Siz benim yerimde olsanız kimler alırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani tabii ki şöyle bir durum var. Hani oyunda olmayan bir sürü oyuncu var. Mesela Milan'dan Shevchenko'yu koyabilirdik. Hatta oyunda olanlardan İbrahimovic'i de koyabilirdik. Keza Chelsea tarafına baktığımızda Terry'i koyabilirdik. Ha bu kartla örnek veriyorum. Gerrard da oynatılır ama farklılık olsun istedim. Ve hocam o zaman kardeşim bize ne demiş? Bu kartla maça gir, 2 fark at. Atamazsan 1'i konsil demiş. Aynen 1-1. Tamam. Yaslanın arkanıza. Bir like atın, abone olun, bildirimler açın. Challenge'ınız varsa yorumlara yazın. Yoksa da bir selam çakın. Manyak bir Şampiyonlar Ligi almış 11 takım oyuncusuyla maç geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam, rakibimizi bekliyoruz. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Ben de bu kadroyla maç yapmaya gerçekten çok heyecanlanıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, dünyanın en prestijli kupalarından biri. Ha bana derseniz Dünya Kupası mı, Şampiyonlar Ligi mi? Dünya Kupası derim. Hani bence ikinci kupada Şampiyonlar Ligi. Engin Uysal mı? Engin Barış Uysal olması lazım. Van Dijk'la Bastoni gördün mü? Oy çok güzel lan. Ayrıca hocam Dortmund'da Şampiyonlar Ligi aldığı için buradan Dortmund kontenjanından Haaland'ı da sokabiliriz belki ikinci yarı ha. Rakip Haaland'la oynuyor. Ansu Fati, Messi, Haaland, Ronaldinho, Gravenbeck var. Oo, adamın kadrosu canavar. 5078 takımın da gücü var he. Bakalım nasıl bir maç olacak, ben de çok merak ediyorum. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi bence ikinci kupadır. Ama en tad aldığım kupada Şampiyonlar Ligi'dir hocam. Bayılırım. İnşallah Türk takımlarından biri de Şampiyonlar Ligi'ni alır da. Düşünsene oğlum, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ni de alıyormuş. Bak yemeyelim, diğer takım taraftarları olarak sokağa çıkamayız sokağa. Adamlar bizi vurur acı. Yani keyfi vurur yani. Haberiniz olsun. İnşallah alırlar ya. Sıkıntı yok. Baba. Öyle bir geçmiş geldi aklıma. Hatırlayanlar şu an ah be dedi. Hani bir efkarlandı, farkındayım. Olsun be ya. Şöyle başlayalım hocam. Hocam Bastoni bıraktı Mazzoi'ye. Oyunun sesi şu an çıkmayabilir. Halledeceğim. Scholes. Ay hadi abi. Kaç golüm var la öyle. Hocam bak Messi. Gördün mü Ronaldo'yu? Abi şu Messi Ronaldo oynasa var ya, şunu hep yaparlar da. Ronaldo.
Ay çok tatlı oldu. Aşırı tatlı oldu hocam be. Ay o nece goldür üstad. Bak Messi Ronaldo beraber oynasa var ya şunları sabaha kadar izlerdik ha. Geçen bir şey demiş. Topu adam kaçırdı, adam kaçtı derken ya da topu kaldırdım diye de uzun top atıyorsun diyordu. Mesela buna da uzun top der. O futboldan anlamayan kardeşim. Ya hayatta uzun top görmemişsin. Ya, bizimki uzun top değil zaten. Messi'den Ronaldo'ya atılan bir top ne kadar uzun olabilir? Zaten ikisi de ileri at oyuncusu. Atak yönü değiştirme olabiliyor. Adam kaçırma olabiliyor. Hocam Van Dijk. Şöyle bıraktı Mazzoy'u. Mazzoy'dan Ronaldo'ya. Ay. Çok güzel paslaşıyorduk ha. Van Dijk hayır. Verme abi. Abi Van Dijk'i gerçekten çok beğeniyorum ya. Hani yeni dönemin en iyi stoperi bence Van Dijk'tı ya. 80 numaraya bakar mısın? Abi de niye Real Madrid'i aldım arkadaşlar? Real Madrid çünkü en çok Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım. Tam 13 kez Şampiyonlar Ligi kazanmış. Aa nasıl kaçtı? Çakamaka tam 13 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takım hocam. Barcelona 6 kez kazanmış. Şöyle hocam Rüme indirir misin? Aha Messi. Abi işte İsa Angara Messi olsa var ya. Öyle bir tat... Oy Mazzoy. O nece... Aha! Çok tatlı gördüm Rüme Nige. Abi işte bak Ronaldinho Milan'da da bunu yapıyordu. Öyle bir pas atıyor ki kalıyorsun öyle manyak gibi. Peter Che hocam. Van Dijk. Şöyle. Lionel Messi hocam. Aha! Şu an takımdaki tek buslu isim Carlos. Tek hata yapan isim de Carlos gerçekten. Van Dijk'ı nasıl çektim ama. Ya gerçekten şey, ya bunu tebrik edersin kardeşim. Şu videoyu beğenmediysen şu zekayı görüp beğenirsin ya. Ya başka diyeceğim bir şey yok baba. Cristiano Ronaldo ver hayatım. Hocam Ronaldo. Oy. Van Dijk. Bak baba bak. Geldi. Sırt dönük attım. Kötü attım. Aha çok güzel. Ronaldo Rummenigge'yi gördü. Rummenigge gidiyor. Kalyans Rummenigge. Şöyle abi. Rummenigge hayırdır lan normalde Rummenigge tek forvet oynamazdı. Üçlü forvet inerindeki forvet olmazdı ama çok güzel oynuyor. Ya bir de hani Ronaldo oynatıyor Messi oynatıyor. Baba benim de arkamda Ronaldo Messi oynasın. Ondan sonra ben de gol atarım bu göbeğine. Bir de Ronaldinho. Bir çalım. Ronaldinho bıraktı. Faul mü ver? Ana Ronaldinho kendi pas attı ya. Hoca dedi ki yok baba yok dedi akıllı ol dedi. Mazzoy'u Ronaldo'yu geçirme abi. Bak bastoni geri çekiyorum. Oynasın. Bak Scholes'u geri çektim. Açıyı kapattım izle şimdi. Hah sıkıştıracağız baba. Ronaldo. Ay aha. Hayır, o mu yapmış? Çocuk bir şey yapmadı ki. Lan hakikaten tamam şike yapıyorum da gerek yok. Ben şike yapmadan da kazanabilirim gülüm. Yani mantıksız. Hocam ileri atalım bari ilk yarı bitecek. Böyle şansa bir gol olacak gol var gol. Hani indirip vursaydım Messi'yle kesin goldü. Bu da işte şeyin son saniye momentumun saçmalığı. Anladın mı? Saçmak dörtte. O top Ronaldo'nun kafasına gidecek indirecek Rüme'ye o da indirecek hatasını Messi'ye. Messi de vuracak gol gelecek. Ya sırf olmasın diye öyle kapala vurdum diyebilirim. Çok saçma bir şey ya. İstatistiğe de bakmadım ben hiç. Engin nasıl gidiyor maç? Güzel baba ya sağlam oynuyoruz. İki fark atmamız lazım Engin'e değil mi? Hadi bakayım. Attı iki farkı bundan sonra gol yememem lazım. O yüzden de şey yapmak için rahatlamak için de goller atmam lazım. Hocam Vlahovic almış. Adam Haaland'ı çıkardı Vlahovic aldı. Bu nece hırstır üstad. İkisi de 99 hızlı. Ben bu katlıyı çok beğendim ama çok tatlı geldi. Mazzoy'u hocam. João Mario'yu gördüm. Ronaldinho. Böyle Scholes'u gördü. Scholes'tan Rummenigge'ye. Rummenigge'den bak. Şuna uzun top diyorlar. Şu adam kaçırmaya uzun top diyorlar. Berkaç'ı yapmışım. Rummenigge'nin önündeki ok ne kardeşim? Adamla oturup uzun topu anlatıyorum ya. Sene olmuş 2022. Millet aya çıkmış aya. Gerçi ben onun da doğruluğuna inanmıyorum hocam. Hocam João Mario. Aha. Mazzoy. Aa. Çok kötü pas attın João Mario be. Sattı ne? Tamam Roberto Carlos aldık abi hiçbir şey olmamış gibi. Rummenigge, Ronaldinho. Aşağı oynayacaktı. Oynayamaz. O çok güzel sıkıştırdı. Aha çok güzel attı lan. Harika gördü. Harika gördü. Yemeyin Vlahovic'ten. Abi şu oyuncular çektiğim yerler nasıl çok tatlı oldu ya. Maşallah la. Tık tık tık. Tamam. Hocam yedim. Çok güzel orta çünkü.
Yani kaleye bulsaydı net goldü çünkü. Yapacak bir şey yok böyle ortaya karşı. Ne yapacaksın? Böyle gömleğini yıkayacaksın. Baba saygılar diyeceksin yani. Bir şey yok. Adam oynuyor. Hocam oyuncu değişikliğimiz de olmayacak. Haberiniz olsun maç içinde. O yüzden bizi biraz daha yıpratacak bir maç bekliyor İlerleyen saatlerde. O yüzden benim minimum bir gol daha bulmam lazım. Mazzoi de fena değilmiş ha. Daha aşinalı da yok Mazzoi'nin. Uy, Rume, Ronaldo'yu gördü. Ronaldo, Ronaldo. Yapma, yapma be. Ay, abi Ronaldo'ya da bunu yapmazsın ya. Orada vurduracağım baba Ronaldo'ya. Oo. Bizden biri var mı? Tamam Van Dijk şöyle gördü hocam Roberto Carlos'u. Roberto Carlos Ronaldo'yu gördü. Offside'ler herhalde, offside'ler. Çünkü ben pas attığımda daha sırtı dönüktü Ronaldo'nun. Ronaldo kardeşim kendini toparlayana kadar Rummenigge gitti baba. Şu hocam şuraya. Şuraya tamam. Hata gelecek. Hocam Rume aldı. Ah be. Aha. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Baba Van Dijk. Van Dijk baba Van Dijk. Van Dijk bastonun ikisi tam yukarı bakarsa şey gibi lan. Campbell Beckenbauer tokatlar gibi duruyor ya. Şimdi yo anasını diyorlar da. Ay çok tatlı bir atak. Başka bir şeydi bu. Başka bir şey. Ya oğlum Ronaldo Messi Rummenigge bayağı iyi lan o. Ronaldinho da destekliyor. Hadi bakayım Kunde. Hocam Bastoni bıraktı João Mario'ya. João Mario oynadı Messi'ye. Messi'den ah be çok kötü pas. João Mario da bugün çok tatlıydı gerçekten. Hocam Ronaldo'yu gördü. Ronaldo şöyle Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho Rummenigge'yi gördü. Ama şunu söyleyeyim kardeşimin bu hocayı değiştirmesi lazım. Defansı o kadar açık veriyor ki gerçekten hani 3 forvet hocası oynatıyorsanız da abi benim oynattığım bu Rui Vitória'yı alın defansif anlamda oynatın ya da oynattığınız hocaya çok dikkat edin. Çünkü çok fazla açık verebiliyor. Aa hata yaptı. Rume koşar abi. Rume koş koş koş. Ah be Kundes. Sen var ya. Sırtından niye tutuyorsun kardeşim? Şu saatten sonra Engin'in yaptığı şey biraz. Hani boşa kürek çekmek, patinaj atmakla aynı şey. Garip şeyler bir peşinde. Ya da şeyi önemsiyor. Şeref golü muhabbetini önemsiyor da olabilir. Mazzoi var ya aşık oldum adama sahabette. Hocam Messi, Ronaldinho bıraktı Messi'ye. Messi'den Rummenigge'ye. Rummenigge. Şöyle Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Rummenigge. Rummenigge Ronaldinho. Tamam. Maç bitti. Engin'den çok estetik hareketler. Ender gelişen Osasuna atakları. Evet baktığımızda hocam Engin'in %66 sayıda pas oranı var. En büyük hatası buradaydı zaten. Dengesiz bakmadan ezbere ya da hani fırsat olarak pas atmaya çalıştı. Fırsat olaraktan kastım şu. Hani uzun top illa ileri olan değil kenarlara da oynadı ama iş yapmadı. Çünkü bizim hocamız zaten defansif. %82 sayıda pas oranımız var gayet güzel. 5 şut çekmiş o da 3 kaleyi bulmuş. Hatırlamıyorum sanırım zayıf şutlar da olabilir. Bizim de 6 şutumuz var 4'ü kaleye bulmuş 3'ü gol olmuş. Çok sağlam da futbol oynadı. Engin eline koluna sağlık baba. Adam bizi 2 fark attı dedi. Biz 3 fark attık. Bir de bonus verdik. Evet anlayacaklarım bu kadar. Derecemize de bakalım hocam. Derecemiz nasıl olmuş? 1519. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğendiyseniz arkada abone olmayı. Bildiğini açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.